Herkese tolgozbek.com'dan merhaba. Bugün yine güncel konularla karşınızdayız. İlk konumuz Kanada'nın Türkiye'ye koyduğu insansız hava araçları konusundaki kamera ambargosu. İkinci konumuz biraz Azerbaycan-Ermenistan çatışmalarına bakıyoruz. Azerbaycan'ın pilotsuz olarak kullandığı Antonov-2 uçakları. Üçüncü konumuz ise Ankara'dan yola çıkan ve Sinop'a doğru giden S-400 hava savunma sistemi füzeleri ve burada yapılacak olan test uçuşları. Dün gece enteresan bir gelişme yaşandı. Kanada tarafı Türkiye'nin Azerbaycan'a sattığı insansız hava aracı sistemleri nedeniyle Türkiye'ye verdiği TB2 Bayraktar taktik sınıftaki İHA'larda kullanılan VESCAM kamera sistemine ambargo koydu. Bu ambargonun anlamı şu aslında VESCAM bir Amerikan şirketi fakat bu tür burunda yer alan çok hassas görüntü sağlayan, lazer işaretlemeyi sağlayan kamera ise Kanada'da l Communications şirketi tarafından yapılıyor. Kanada bu sistemin ambargo nedeniyle, Türkiye'nin Azerbaycan'a bu İHA'ları satması nedeniyle Türkiye'nin ambargo statüsüne girdiğini açıkladı. Ve bu yıl sadece 7 sistem teslim edilmiş ve tabii bir taraftan da savunma sanayine meraklı arkadaşlarımız da bana sormaya başladılar. Bununla ilgili ambargo Türkiye'yi nasıl derinden etkiler, neler yapabilir, neler edilebilir? Öncelikle bu konu ile ilgili bundan birkaç ay evvel yine böyle bir gelişme yaşanmış ve Kanada ile ilgili ambargo ile ilgili bir video yapmıştık. Şunu hatırlatmamda fayda var. Şimdi vecam hafif bir sistem. Optikleri güzel. Çünkü vecam sisteminde 1980'den bu yana bu imalatçı kamera yapıyor. Bu alanda dünyanın çok önde gelen kuruluşlarından biri. Lensleri iyi, sistem hafif, çok uzaklara inanılmaz zoom yapıyor işaretleme gerçekleştiriyor. Efektif bir sistem. Ama Türkiye'de buna karşılık uzun bir süredir Aselsan liderliğinde KETS olarak adlandırılan bir kamera sistemi geliştiriyor. Halen KETS TUSAŞ tarafından tasarlanmış Anka sınıfı insansız hava araçlarımıza hizmete girmiş durumda. Tabii ki bir şeye arkadan başladığınız zaman işte ne diyorum 1980 yılında vesken ve başlamış üretilme, 40 yıllık bir teknoloji birikimi, çalışma var. Dünya lideri bir kuruluş. Bir taraftan da Aselsan'ın 8-10 yıldır bu konudaki attığı adımlar var. Tabii ki 10 yılda 40 yılı yakalamak mümkün değil. Ama Aselsan bu konuyla ilgili gerçekten inanılmaz çalışmalar içerisinde. CAT sistemiyle şu an e, Baykar TB2'de kullanılan MX-15'i, Veskem'in ürünü olan MX-15'i karşılaştırdığımız zaman CATS biraz daha ağır bir sistem. Ama bu ağırlık nedir? Bu ağırlık ilk başlarda çok ciddi bir miktarken bugün epey sistem, ASELSAN'ın geliştirdiği sistem CATS hafifletilmiş durumda. Aralarında bir kilo farkı var. Bu kilo farkı tabii ki TB2'nin performansına etki edebilir. TB2 havada 20 saat değil de ASELSAN'ın sistemini taktığı zaman belki 1-2 saat daha az uçabilir. Ama bugün Türkiye'nin elinde çok ciddi sayıda insansız hava aracı var. Bir bakıyoruz işte savaş sahaları doktrinlerine giren sürü İHA saldırısı gerçekleştiriliyor. Bu nedenden dolayı ben bu kadar bir bu minik ağırlık farkının çok ciddi bir faktör olacağına inanmıyorum. Bir taraftan da Aselsan Kets'i daha da geliştirmek üzere çalışmalar yapıyor. Bugün Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir'in paylaşımları var. Aselsan bu proje üzerine sürekli çalıştığına dikkat çekiyor ve görüntü kalitesi olarak da çok büyük adımlar atıldığına ifade ediyor. Şimdi bir insan sava aracını dışarıdan baktığınız zaman hani gövdesi, kuyruğu yapmak çok zor, tasarlamak çok zor gibi gözükmeyebilir. Ama bu sistemin çok önemli kilit noktaları var. Bunlardan birincisi bu kamera sistemi. İşte Türkiye Aselsan CATS de çok önemli bir adım attı. İkincisi motor. E, TB2'lerde Rotax 912 sınıfı sivil sınıfta ultralightlara güç veren motor kullanıyor. Bu sivil sınıfta olduğu için teminin de herhangi bir problem yok. Bunu gidip alabiliyorsunuz. Ama ne oluyor? Bir büyüdüğü zaman Anka'da iş farklı bir boyuta geliyor. Adam size motoru vermediği zaman sıkıntıya giriyorsunuz veya bunu kendiniz için kullanabiliyorsunuz. Ben bunu ihraç edeceğim dediğiniz zaman adam size o motoru yurt dışından vermiyor. Ne yaptı Türkiye? T üzerinden PD-170 ailesini geliştirdi. Ankalar bugün PD-170'de uçuyor. Bunu çift motorlu Aksungur'da 2 PD-170 motoru izliyor. Yani burada da önemli adım atılmış durumda. Ve tabii ki geriye kalıyor o da çok önemli bir adım, sizin insansız hava aracını yazdığınız yazılımla uçurabilmeniz, bunun uydu kontrollü olabilmesi, kilometrelerce öteden yer istasyonlarına gerek kalmadan operasyonunu yapabilirsiniz. Bu da Türkiye'nin geliştirdiği bir sistem. Bu nedenle Türkiye yaptığı İHA'lar, gerçekleştirdiği operasyonlar, yani savaş doktrinlerine koyduğu yeni adımlarla birlikte dünyayı farklı bir İHA'lar açısından farklı bir yere getirmiş durumda. Bu nedenle hiç panik yapmayın. Tamam performans belki 1-2 saat eksik uçacak İHA'larımız ama elimizde çok sayıda İHA var. Ama bunlar bizim kameramızla geliştirilecek. Ve yarın öbür gün ben eminim ki Aselsan bu çalışmaların devam ettirdiği zaman Westcam'in çok ciddi bir rakibi olacak. Yarın öbür gün başka ülkeler Türkiye'den gelip biz bu CAT sistemini istiyoruz, biz bunu kullanmak istiyoruz diyecekler. Çünkü Türkiye yavaş yavaş bu e, kaliteye, bu standartlara doğru adımlarını emin bir şekilde atıyor. Önemli olan bunun arkasında durmak, Aselsan'a yine siparişler vermek, eksiklerini bildirmek ki bunu Türk Silahlı Kuvvetleri gayet büyük bir başarıyla gerçekleştiriyor. Bu yüzden hiç ensemizi karartmaya gerek olmadığını düşünüyorum. Gelelim ikinci konumuza. Malum Ermenistan ve Azerbaycan arasındaki operasyonlar bayağı büyük bir hızla devam ediyor. Azerbaycan çok stratejik ve iyi adımlar yaparak o dağlık Karabağ haklı olarak kendi toprağı olan dağlık Karabağ bölgesindeki o giriş noktalarını ve ön tahkimat mevzilerini epey bir sarstı. Burada çok başarılı operasyonlar yaptı. Ben de bunların gelişmeleri geçen hafta yaptığım insan hava araçları İHA videom ve arkasından kamikaze drone videomla birlikte sizlere anlattım ama orada böyle bir yanlış anlaşılma olmuş. Şimdi savaş bir bütün. Bir futbol takımı gibi düşünüyorum. 11 kişisiniz. Kalecisi var, defansı var, orta sahası var, santroforu var. Siz 11 tane kaleciyle maça çıkamazsınız. O kalecilerden bir tanesi topu eliyle tutmakla mükellef. Geri kalan 10 kişi ayağıyla tutmak, kafasıyla vurmak zorunda. Bütün e, oyuncularınız defans oyuncularından oluşamaz. Her silahın farklı kullanım amaçları var. Ve bunları bir araya getirip birlikte çalıştırabildiğiniz zaman yüksek verim alabiliyorsunuz. Ha zorda kalırsanız çok daha pahalı sistemlerle elinizde varsa daha basit şeyler yapabilirsiniz. Geçmiş yıllarda Azerbaycan çok sayıda İsrail'den insan savaş aracı aldı. İşte bizim çok bildiğimiz Heron sistemleri gibi. Aynı zamanda kamikaze drone sistemleri aldı ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde anlattım size videoda Harpi var. Harop'un ikinci versiyonu. Fakat bu tür insansız hava aracı sistemleri ucuz sistemler değil. Siz bunları genellikle operasyon sahalarında hava savunma sistemlerine karşı kullanıyorsunuz. Bunlar otonom, mancınıkla veya fırlatılma sistemiyle uçmaya başlıyorlar. Uzun menzilleri var ve başlıyorlar havada hava savunma sistemlerinin radarlarını çıkardığı izleri takip et. Çok alçaktan uçtukları için bu radar onları tespit etmekte çok güç çekiyor. Güçlük çekiyor ve o sistem bir süre sonra hava savunma sistemini buluyor ve arkasından işte radarını vuruyor, füze bataryasını vuruyor ve devre dışı bırakıyor. Şöyle bir fiyat karşılaştırması yapayım size. Türkiye 102 sistemi 2002 yılında yaklaşık 80 milyon dolar ödeyerek İsrail'den satın almıştı. Projeyi de anlattım. Bunların yerleştirme projeleri de var. Kargı çok gizli bir proje olduğunu söylemiştim. Ben burada tabii gizli derken kamuoyundaki kamuoyuna çıkmış bilinen bilgileri size anlatmaya çalışıyorum. Kargının da halen geliştirme çalışmaları son aşamaya gelmiş durumda. Motoru yerli TEİ tarafından tasarlandı. Ve burada Türkiye'nin e, dolanan mühimmat kamikaze drone şeydeki kamuoyundaki adı e, Dolanan mühimmat olarak görev yapmaya başlayacak. Fiyatı çok yüksek. Biraz önce belirttiğim gibi 102 milyon dolara 80 tane sistem alıyorsunuz. Nereden baksanız tanesi 1 milyon dolara geliyor. Bunu neye kullanacağının sizin inisiyatifinizde. O, o anda Azerbaycan askeri e, karargahı kurmayları bir karar veriyor. Diyorlar ki şu vurulacak. Atıyorlar onları vuruyorlar. Burada da gerçekten bu sistemin kamikaze drone'un çıkardığı ses gerçekten Ermeni askerleri üzerinde de çok ciddi bir baskı kurmuş durumda. Yoksa ben demiyorum işte İHA iyidir, kamikaze drone kötüdür, şu çok iyidir, şu çok kötüdür veya şu ikisi mükemmeldir gibi bir şey söylemiyorum. Siz bunları sahada birbiriyle koordinasyonlu iyi kullanabildiğiniz sürece, kendi sistemlerinize dışarıdan müdahale ettirmediğiniz sürece başarıyla gerçekleştirirsiniz. İyi taktiğinizi kurarsanız askeriniz eğitimliyse, doğru yerde doğru kararlar verebiliyorsunuz, elinizdeki teçhizat iyiyse gibi bir liste uzuyor. Sonuçta başarıya doğru uzanırsınız. Azerbaycan gerçekten çok hazırlıklı bu konuda. Çok güzel adımlar atıyor ve bunu sürdürüyor. Şimdi başında bu kadar böyle bir girişi yaptıktan sonra içimdekini döktüm. Gelelim Azerbaycan'ın uyguladığı bir farklı taktiğe. Bunlar da pilotsuz uçak sistemleri. Öyle pilotsuz uçak deyince hemen İHA'lar falan gelmesin. Bir dönem Türk Hava Kurumu'nda paraşüt uçağı olarak kullanılan, içinde 10 paraşütçü, 2 de pilotun olduğu Antonov-2 uçakları vardır. Çift kanatlıdır bu uçaklar. 2. Dünya Savaşı sonrasında tasarlanmıştır ve dünyanın halen o dönem üretilmiş en büyük çift kanatlı uçağıdır. Bu uçak paraşüt atma ve zira ilaçlamada Türk Hava Kurumu'nda sivil olarak kullanıldı. Daha sonra emekli edildiği yerine daha nes yeni nesil uçaklar geldi. Bu uçaklardan Azerbaycan Hava Kuvvetleri'nin elinde de ciddi sayıda var. Bunlar pilotsuz hale getirildi. Yani otonom olarak uçacak şekilde. Bu uçaklar kaldırılıyor. Uçakların süratleri çok düşük. Adeta çok basit hedef. Bunlar başlıyor sınır üzerindeki Ermeni işte hava savunma sisteminin bataryalarının bulunduğu yerlere. Ermeniler de bunları vuruyor. Güm havada infilak büyük bir tezahürat falan ama bunun amacı farklı. Uçurdukları yerlerde atış yaptıkları zaman Bölgede uçan İHA'lar, yerdeki Azerbaycan silahlı kuvvetlerinin personeli kestirmeleri gerçekleştiriyor. Nerede hava savunma sistemi var, nereden atış yapıldı, nereye gitti? Bunların nokta hedefleri konuyor. O noktalar lazerle işaretlendirdikten sonra veya İHA'ların operasyonları veya kamikaze dronların operasyonlarıyla o sistemler tamamen yok ediliyor. Yani aslında Antonovikileri yem olarak atıyor. Azerbaycan ee, Ermenistan arasındaki savaşta Ermenilerin açıklamalarına göre 4 tane Antonov vurmuşlar. Çok güzel vurabilirler. Bomboş zaten içinde pilot yok, insan yok. Havada bir de patlıyor görüntüsü de güzel. Ama yeri belli olan çok da sayıda hava savunma sistemleri Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından nokta atışıyla yok edildi. Bu arada bir tane de Antonoviki'nin yanlışlıkla Azerbaycan kuvvetleri tarafından da vuruldu ifade ediliyor. Bu tabi bu konular daha muğlak. Önümüzdeki günlerde daha da netleşeceğine inanıyorum. Gelelim üçüncü konumuza. Bugün enteresan bir video dolaşmaya başladı. İşte Ankara, Kırıkkale, Samsun, Sinop karayolları üzerinde S-400 hava savunma sistemini taşıyan kamyonlar görülmeye başladı. Bunları tabii ayırt etmek kolay çünkü e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yerli veya biraz daha batılı e, çekerler, tır sistemleri var. Bunların tabi bütün sistemleri Rus sistemleri, Rus kamyonları ve bu sistemlerin daha sonra Sinop'a gittiği ortaya çıktı. Sinop'ta Türkiye'nin bir roket test merkezi var. Roketsan tarafından ağırlıklı olarak kullanılıyor. Hemen şehrin yakınlarında bu sistem. Eskiden o dağlık tepelik bölgede Amerikalılara soğuk savaş döneminde bir dinleme istasyonları vardı. Bu dinleme istasyonları bölgedeki işte Rusların daha doğrusu Sovyetler Birliği döneminin telsiz konuşmalarını, radar sinyallerini gibi dinlemeleri gerçekleştirir ve elde ettiği e, verileri de sinyal kütüphanelerine eklerlerdi. Tabii Soğuk Savaş'la birlikte Sinop'tan o tesis taşınınca burası Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından kullanılıyor. Önünde de tesisin çok geniş bir e, Karadeniz'in bir sahamız var. Yani bu sahada füze atmak için ideal. E, geniş bir alanı notamlayabiliyor Türkiye. Notamlayıp örneğin geçtiğimiz günlerde yapılan atmaca testleri olsun, farklı testler olsun bu bölgede gerçekleştiriliyor. Şimdi muhtemel S-400 hava savunma sisteminde burada bir test açısını gerçekleştirilmesi bekleniyor. Kamyonlar bu yönde gittiği iddia ediliyor. Bakalım bu testler neler olacak, nasıl olacak, neler yapılacak bunlar önemli. S-400 gibi çok hızlı hava sistemleri nasıl test ediliyor? Özel dronlar, hedef dronlar kullanılıyor. Malum TUSAŞ'ın geliştirdiği şimşek sistemi var. Bunlar jet motoruyla inanılmaz hızlı sistemler. Bu dronlar farklı süratlerde, farklı irtifalarda uçuruluyor. Adeta bir savaş uçağı gibi akrobasi, kaçınma manevraları yapıyor bu dronlar. Yerden kontrol ediliyor. Ve bakalım S-400'ler bunları vurmaya çalışacak. Önümüzdeki bu günlerde görüntüler paylaşırsa biz de bu test görüntülerini birlikte sizlerle inceleyeceğiz. Bugün bir gündem videosu yaptık. Gelişmeleri değerlendirdik. Dediğim gibi Kanada'nın Türkiye'ye koyduğu ambargo vesken Türkiye kırbaçlar, e, Asasların daha iyi sistemler geliştirmesini sağlar. İkinci konumuz Azerbaycan e, tarafında pilotsuz olarak kullanılan Antonov 2 uçaklarıydı. Bu uçaklarında e, Ermeni hava savunma sistemlerinin yerlerinin belirtilmesi, tespit edilmesi için kullanıldığını anlattık. Ve videomuzun son bölümünde de S-400 hava savunma sisteminin ile ilgili sizlere bilgi vermeye çalıştım. Hafta içi her gün saat 19'da yeni videolarla sizlerle karşısına çıkıyoruz. Katıl tuşuyla kanalımıza destek verebilirsiniz. Detaylı havacılık haberleri Tolgozbek.com sitemizde. Bizlere soru sormak isterseniz lütfen yorum yazın veya info@Tolgozbek.com mail adresine mesaj atabilirsiniz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diyorum.